Aslında çoğu insan dinden soğumak için veyahut da dine girmemek için bahaneler arıyor. Mahmud Efendi Hazretleri o şekilde söylemiş zamanında rahmetullahi aleyh. Çok dikkatli konuşun. Kimseyi incitmeyin, kırmayın. Zaten insanlar dinden soğumak için bahane arıyor. Yani bir şey olsa da kurtulsam, dinden çıksam diye bekleyenler bile vardır belki. Allah muhafaza eylesin. Bir tane çarşaflı hanımefendinin teki zamanında işte anası babası Sofi çarşaf giydirmişler buna. Kur'an kurslarında yetişmiş bir kız. Medresenin havasını teneffüs etmiş. Elhamdülillah mübarek havasını. Daha önceki iktidarlar dönemi var ya, daha bundan 20-25'ten önce. O zamanlar şu sarığı takmak bile suçtu. Ben şu çocuklar kadardım. Fatih'e gidiyordum. Fatih'e gittiğim zaman da şunu dolayamıyorduk başımıza, saramıyorduk. Tank savar olarak görüyor adam bunu. Tank savar, Kereşnikov olarak görüyor bunu. Uçak savar. Ne yaptı ya size bunlar? Başörtü ne yaptı yani? Bu sarık size ne yaptı yani? Takamıyorduk sokaklarda. Ben bizzat yaşamışım, şahit olmuşum bunlara. Ben 31 yaşındayım, 32'ye doğru birkaç ay kaldı. Fatih'e gittiğim zamanlarda takamıyorduk. Yasak. Şurada, efendime söyleyeyim, şuraya asıyorduk. Şurada bir asma yeri oluyordu. Bütün hocalar sarığı buraya takıyorlardı. Yasak. Sarık takamazsın. Takana götürüyorlardı, elinden kolundan tutuyorlardı. Nezarete. Ne suçu var, ne günahı var bu adamın? O çarşaflı kardeşimiz, efendime söyleyeyim, medreseler hükümeti o zaman sıkıştırınca biraz, solcu hükümetler, medreseler kapanıyor falan fistan. İlk fırsatta hemen çarşafı marşafı çıkartmış. Açılmıştı, açılmıştı. Orada demiş ki, ya demiş, bu solcu hükümet de tam zamanında meseleyi el attı. Şimdi bu çarşafı ben çıkartsaydım herkes beni eleştirecekti. İşte vay efendim sen nasıl çıkartırsın? Bahane oldu. Şimdi buna sorsalar sen niye açıldın saçıldın? Ya ben ne yapayım, devlet yasakladı. Ceza veriyorlar. Bahane oldu.